Ya Seko ne demek gelmiyormuş ya? Hayır ne demek ya? Hani çok önemli toplantıydı onun için. Hani adamlar ta nereden geliyordu falan. Arjantin. Arjantin. Ya ne bileyim ya. Zaten son zamanlarda en çok duyduğun şey ne desen? Seko idare et. Seko kriz var. Şişt, gül biraz gül. Gül biraz. Merhaba. Merhaba Serkan ben. Elit Taran. Merhaba. Merhaba. Bejitek dış ilişkiler sorumlusuyum. Selim Bey şirketimizin mali danışmanı. Mr. Perez. Hola. And Mr. Sanchez. Hola. Welcome. Nice to meet you. Nice. Please take a seat. So let's begin. As we talked before, here are the details of our project. Sorry, just a second. Berin çok acil değilse sonra konuşalım mı? Ya şey acil bir durum oldu da ev sahibi evi kiralamak için kefil istiyorum diye tutturdu. Ben de kimi arayacağımı bilemedim. Tamam hallederiz arayacağım ben. Tamam bekliyorum. Sorry. Ne diyordum? As we know, the project Mr. Yılmaz had been working on called Revenge Again has the them of reincarnation. A man who wants revenge and keeps going to... Bir dakika, bir dakika bölüyorum pardon. Biz Tamer Bey'i beklemeyecek miyiz? Kendisi özürlerini iletti bugün gelemiyor. Anlamadım. Ailevi meselelerinden dolayı katılamayacak maalesef. Aslında kendisi şu anda burada olmayı çok istiyordu. Hatta içi içine sığmıyordu. Serkan Bey, biz bu toplantı tarihini sizin isteğiniz üzere iki kere erteledik. Kusura bakmayın ama ben bu ciddiyetsizliği anlamakta zorlanıyorum açıkçası. Evet. Kes de problemi. Tamer Yılmaz. No podre onur selaren yun. Asuntos familiares. Inacceptable. Como es posible? Como? Inacceptable. Şöyle yapalım. Bugün sizi misafir edelim İstanbul'da. Akşam da Boğaz'da bir balık restoranında yemek yeriz. Buraya balık yemeye gelmiş gibi mi duruyoruz Serkan Bey? Tamer Bey'e selamlarımızı iletin. Yolunuz düşerse artık sizi bekleriz Arjantin'e. Balık yemeye. Elit Hanım, böyle olmadı ama. O konuda hemfikiriz Serkan Bey. No normal. No normal. Vamos, señora. Aha gittiler. Gözü göre göre. Milyonluk iş gitti. Ne yapacağız Seko? Bir şey yap ya. Ne bileyim ya. Sıkma canını. Tamer. Efendim? Ha burada mıydın? Gittin zannettim. Yok hazırlanıyorum. Ne yapıyorsun? Hazırlanıyorum. Yemeğe gideceğim. Nasıl şimdi mi? Evet. Öğlen toplantıya gitmeyince iş riske girdi. Gitmek zorundayım. Beyaz gömlek de mi gideceksin? Ya madem beyaz gömlek giyiyordun niye beni düğünde yalvarttın? Alışmaya çalışıyorum diyelim. Kimle yemek? Arjantinli iki amcayla. Merak edilecek bir şey yok. Eğer uyuyamazsan bir tane daha ilaç alabilirsin doktor öyle söyledi. Nasıl böyle mi olacak bundan sonra? Beni uyutup süslenip dışarılara mı gideceksin? Ezmeye mi gideceksin? Ne yapacaksın? Bana bak siz iki kardeş ne oluyor size? Hayırdır? Bir stil değişiklikleri, bir süslenip dışarı çıkmalar falan. Ne oldu? Sosyeteye girmeye mi karar verdiniz? Sana layık olmaya çalışıyorum diyelim. Hı? Görüşürüz. Bana bak ararsam açam. Elimden geleni yaparım. Tamer. Ayakkabına bakayım. İyi. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay. Oturabilir miyim? Biliyorum benim ne düşündüğüm umurunuzda değil. Ama bence doğru olanı yaptınız. Belki de bu vesileyle çocuklarınızla aranızın düzelmesi için bir şansınız olur. Yani
Umarım. Nerede bizim hovarda çocuk? Küsmüşsünüz hala. Biz sizinle kış bahçesine gidelim mi? Ben Ayvalık'ı çok merak ettim. Anlatırsınız belki bana. Aç internetten bak, Allah Allah. Kocan nerede diyorum? Tamer'e söz verdim. Seni muhatap almayacağım. Kışkırtamayacaksın beni. Oo, durum ciddi demek ki ha? Hakikaten nerede kayınpeder? Gitti. Ne, nasıl yani? Kendi isteğiyle mi gitti? Kovuldu mu? Tamer mi? Sen niye arkasından koştur koştur gitmedin her zaman yaptığın gibi? Gitmedim. Çünkü hala burada halletmem gereken bir işim var. Ne gibi? Yakında anlarsın. Aa, sen de amma kinciymişsin ha. Akrep burcu musun sen? Oh hey, kime diyorum? Ne? Yok bir şey yok. Bana bak, bir şey diyeceğim. Sen de artık üstüne başına bir kılığına kıyafetine çek, düzen mi versen? Bak Meryem 1-0 önde, söyleyeyim. Yavuz görünce aklı çıktı yerinden. Hayır, sonra sen üzülürsün, söyleyeyim mi? Allah. Peri, şu anda gerçekten müsait değilim, kusura bakma. Niye, sen de mi iş yemeğindesin? Ne yemeği? İşte Arjantinlilerle olan. Haberim yok benim yemekte. Nasıl haberin yok ya? Sen şirketin genel müdür değil misin? Peri, gerçekten kapatmam gerekiyor. Hoşça kal. Yalan söyledi ya. Bildiğin yalan söyledi bana ya. Duydum. Kadın sesi vardı, duydum. Bayağı da bir süslendi. Berin'e de gitmiş olamaz. Bence bu yeni birisi. Hayır yok ya. Hayır yok. Yok, yapmaz bana Tamer öyle bir şey. Beyaz gömlek diyorum, başka bir şey de demiyorum. Bence doktor sana o ilacı o yüzden verdi. Tamer sen ölürken kendine yeni periler bulabilsin diye. Berin'e hangi ilacı veriyordu acaba? Gerçi onu ayakta öğütmüştü. Peri? Çocuklar nerede? Oyun salonuna gönderdim onları. Oyun salonu kapanmamış mıdır ya? Doğru diyorsun. Ben bir bakayım. Sen dur, ben bakarım. Müsait değilim. Acil değilse kapatıyorum. Tamer yanında mı? Değil. Umarım uzun bir sürede görmem yüzünü. En son ne zaman gördün ki zaten? Kendisine sor. Sana soruyorum. Eğer orada olduğunu bilseydim asla gitmezdim. Tezgah kurdu bana resmen. Ya ne tezgah, ne anlatıyorsun ya? Ama biliyor musun? İlk defa istediğini yapmadım. Yüzünü görmen lazımdı, nasıl bozuldu. Ama neyse, sen teselli edersin artık. Taş gibi olmuşsun maşallah. Ne yapıyorsun ya? Çık dışarı. Ne yapıyorsun sen benim odamda? Abin nerede? Ne bileyim ben nerede? Git kendisine sor. Meryem. Bak rica ediyorum. Sakin kalmaya çalışıyorum ama hiç kimse yardımcı olmuyor. Bak senden rica ediyorum. Abin nerede? Ay, gerçekten hiç uğraşamayacağım. İş yemeğine falan gideceğim demişti. Öyle bir şeydi yani. Tamam, sen benim için arayıp öğrenir misin neredeymiş iş yemeği? Sen delirdin iyice ha? Allah Allah. Abim sen uyuyorsun demişti. Ben o yüzden kaldım. Yoksa giderdim yani. Ya
İyi akşamlar. Afiyet olsun. Güzel mi? Güzel. Koyayım mı bir tabak? Yok, teşekkür ederim. Ben Tamer'le dışarıda yiyeceğim. Zaten bekliyor şu an beni. Bu arada kolun nasıl oldu? İyi. İyi diyeceğim de siz inanmayacaksınız yine. Yok yok, sen biraz daha dinlen bence. Biz öyle taksiyle falan idare ederiz bir süre. Taksiyle mi? Arabam yok ya benim, o yüzden. Taksi çağırdım ama zaten. İşte 40 dakika oldu, hala gelecek. Yani isterseniz ben sizi bırakabilirim. Yok canım, olur mu öyle şey? Sen yemeğini ye, aç kalma. Ben aç kaldım, bari sen aç kalma. Zaten bu saatte çok trafik vardır. O şey yolu var ya hani, bu sürekli iş yemeklerini yediği yerdeki o hani yabancıları falan ağırladığı. İşte, Etiler'deki restoran. Heh, evet. Orası uzak ya, doğru. Yok ya, benim içim el vermedi, ben bırakayım sizi. Ama kolun ne olacak yani, Tamer çok kızar bana sonra. Aramızda kalır. Heh. Anlaştık. Yalnız böyle mi gideceksiniz yemeğe? Yani yanlış anlamazsanız orası biraz şık bir yer. Hataları ayıkladığımız yeni kod sayesinde o şikayet ettiğiniz dertlerin hiçbiriyle uğraşmıyor olacaksınız. Şaşkınlığınız geçince size bir sufle ısmarlayayım. Çok meşhurdur buranın. Peki. Diyelim onları ikna ettim. Tekrar masaya oturttum. Eski maddi şartları kabul etmeyeceklerdir. O şartların hiçbiri geçerli değil. Yeni rakamınız ne? Hiç. Anlamadım. Sizden bir kuruş dahi istemiyorum. Ne istiyorsunuz peki? Bilmem, bir düşüneyim. Sizde olup da bende olmayan hiçbir şey yok. O yüzden onları tekrar masaya oturtabilirseniz benim için yeterli. Elinizi bayağı güçlendirdim değil mi? Babam hep ne derdi biliyor musunuz? Bedava peynir yalnızca fare kapanında olur. Üzgünüm ama ben size yardımcı olamayacağım. Ama neydi o? Sufle miydi? Tatlıya hayır diyecek kadar da delirmedim tabii. Oo, ne güzel tatlıya geçilmiş. Peri? Aynen. Peri ben. Tamer'in eşiyim. Siz? Elit ben. İşte onu diyorum. Siz Tamer'in nesi oluyorsunuz? Peri, kendine gel. Ailevi meseleler, anladım. Size hayatta başarılar. Oturun oturun canım, daha tatlı yiyeceğiz. Nereye gidiyorsunuz? Olur mu öyle şey? Peri, yeter. Ne oldu? İlaçları verdin, tam istediğin düzeyde uyutamadın. Ona mı canı sıktın? Hı? Üzüldün mü? Böyle şak diye bulurum işte seni. Berin değilim ben. Gidiyoruz artık. Bu arada, bu Arjantinli amca bayağı iyiymiş ha. Hani iş yemeği için biraz fazla giyinmiş ama olur yani. Tamer Bey, siz hanımefendiyi dışarı alın isterseniz. Biz daha fazla rahatsız etmeyelim insanları. Ben hesabı öderim. Siz yeter ki. Siz ne zamandır görüşüyorsunuz ya? Tamer Bey, sizi dışarı almak zorundayım. Sen kimsin be? Kimi dışarı alıyorsun sen? Allah Allah, al da görelim bakalım. Siz burada evli adamlara metre sofrası kurarken böyle bana üstten üstten konuşamazsın. Al da görelim hadi ne oluyor. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Dur bakalım, dur dur dur. Nereye gidiyorsun sen? Bir yere gittin falan yok. Aa, bırak. Ne bırakacağım be? Kov bakalım hadi, nasıl atıyorsun dışarıya görelim. Dur be, ya bıraksana be. Bırak kolumu. Ya bırakın. Bırak yerimi. Burada da hesap ben ödeyim.
Çıkın dışarı. Bana bak. Kadının kim olduğunu söylemezsen yemin ediyorum bu camı çerçeveyi her şeyi indiririm aşağıya. Ne yapacaksın? Camı çerçeveyi mi indireceksin? Evet. Sen zahmet etme. Ne yapıyorsun?